Aşağıdaki fonksiyonun x eşittir 3 noktasında türevlenebilir olup olmadığını bulmamızı istiyorlar. Fonksiyon parçalı bir fonksiyon ve burada da bazı seçenekler var. Sürekli ama türevlenemez, türevlenebilir ama süreksiz, hem türevlenebilir hem de sürekli, ne türevlenebilir ne de sürekli. Bu seçeneklerden birini daha soruyu incelemeden bile eleyebiliriz değil mi? Nasıl mı? Bir fonksiyonun türevlenebilir olması için sürekli olması gerekir de ondan. Yani türevlenebilir ama süreksiz olası bir durum olmadığı için bu seçeneğin üzerine rahatlıkla çizebiliriz. Şimdi de isterseniz süreklilik hakkında biraz düşünün. Eğer bir fonksiyon sürekli olmazsa türevlenemez. Hmm. Ee, bu fonksiyonun sürekli olması için daha koyu bir renk kullanayım bir saniye. Evet, f 3ün x3'e yaklaşırken f(x)'in limitine eşit olması gerekir. Peki f3 neye eşittir? x burada 3'ten büyük ya da eşit olduğu için bu durumu incelememiz gerekiyor. Bir bakalım. 6 çarpı 3 18 eder. 9 çıkarınca da evet 9 buluruz. O halde x 3'e yaklaşırken fx'in limiti de 9 olmalı. Önce sol limiti değerlendirelim. x 3'e soldan yaklaşırken fx'in limiti x 3'e soldan yaklaşırken 3'ten küçük değerler alacağı için buradaki durum geçerli olacak. Yani fx x kareye eşit olacak değil mi? Bu tüm reel sayılar için tanımlı ve sürekli olduğundan x yerine 3 koyup sol limiti 9 olarak bulabiliriz. Sıra x 3'e sağdan yaklaşırken limitin ne olacağını bulmakta. Sağdan yaklaşırken buradaki durum geçerli değil mi? Bu yani fx 6x eksi 9'a eşit olacak. Dolayısıyla 6x eksi 9'u yazıyorum. 6x eksi 9 da tüm reel sayılar için tanımlı ve sürekli olduğundan x yerine 3'ü doğrudan koyacağım ve limiti 18 eksi 9'dan 9 olarak bulacağım. Sağ limit ve sol limit değerleri fonksiyonun o noktadaki değerine eşit olduğundan da fx'in x eşittir 3 noktasında sürekli olduğunu söyleyebileceğim. O halde bu seçeneği de eliyorum. Geriye kaldı fonksiyonun türevlenebilir olup olmadığı. Bir fonksiyonun türevlenebilir olması için ya da bu fonksiyonun türevlenebilir olması için diyelim. Evet x 3'e giderken fx eksi f3 bölü x eksi 3'ün limitinin var olması gerekiyor. Şimdi buna bir bakalım. f 3'ün neye eşit olduğunu biliyoruz değil mi? 9. İsterseniz sağ limitle sol limitin limiti değerlendirdiğimiz noktada fonksiyonun alacağı değere eşit olup olmadığını bulmaya çalışalım. Önce sol limit fx eksi 9 bölü x eksi 3. Evet 3'e soldan yaklaşırken yani x'in 3'ten küçük değerleri için fx x kareye eşit olduğundan buradaki fx yerine x kare x kare eksi 9 da bir kareler farkı olduğu için bunun yerine de x artı 3 çarpı x eksi 3 yazıyorum. Evet bu ikisi birbirini götürünce de x 3'e eşit olmadığı sürece bu x artı 3'e eşit olacak diyebiliriz değil mi? x 3'e soldan yaklaşırken x artı 3 tüm reel sayılar için tanımlı ve sürekli olduğundan buraya 3'ü yazabiliriz ve sonucu da 6 olarak buluruz. Şimdi sıra sağ limitte. Limit x 3'e sağdan yaklaşırken yani x'in 3'ten büyük değerleri için fx 6x eksi 9'a eşit. Hemen yazıyorum 6x eksi 9 eksi f3'ün 9 olduğunu biliyoruz o halde. 6x eksi 18 bu 6 çarpı x eksi 3 ile aynı şeydir öyle değil mi? Bu ikisi birbirini götürünce de geriye 6 kalır. Evet, fonksiyon bu noktada türevlenebilir gibi görünüyor çünkü sağ türev sol türeve eşit. Bu yüzden de hem türevlenebilir hem de sürekli seçeneğini işaretleyebiliriz.